Merhaba gençler, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Paraf Yayınları interaktif Soru Bankası en küçük ortak kat eko konusuyla dersimize devam ediyoruz. Gençler konumuza başlamadan önce Kurt Akademi YouTube kanalıma abone olur ve videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet sevgili gençler, hazırsak evet eko konusuyla dersimize başlayalım. Gençler burada 4 ve 6'nın katlarını yazmış. Dikkat edersek. 4 ve 6'nın katları sevgili gençler ortak katları. Bakın buradan gördüğünüz gibi 12'ler ortak. 24'ler ortak. Bir de 36'ların ortak olarak devam ettiğini görüyorum. Gençler 12, 24, 36. 4 ve 6'nın ortak katlarıdır. 4 ve 6'nın ortak katlarının en küçük oranı gençler 12 olduğu için. Evet ekoku yani en küçük ortak katı 12'dir diyoruz. Gençler dikkat edersek en küçük ortak kat 12. Diğer sayılarda 24 ve 36 şeklinde devam ediyor. Gençler en küçük ortak katı 12 ise 12'nin katları diğer ortak katlardır şeklinde de yorum yapabiliriz. Evet. Ekok bulurken gençler evet ne yapıyoruz? Aşağıdaki gibi kısa yoldan faydalanacağız. Yani çarpan algoritmasına faydalanacağım gençler. Bölen listesinden faydalanacağım. Buradaki tüm sayıların çarpımı gençler. Evet ekoku verecek diyoruz. Bakın 2 çarpı 2 tane 3 olduğu için 3'ün karesi çarpı 5 90 olur. 30 ile 45'in ekok değeri diyelim. Evet alıştırma 1 ile devam edelim. Aşağıdaki sayıların ortak katlarından ilk 3'ünü yazalım demiş. Gençler öncelikle 2'nin ve 3'ün şöyle katlarını yazdığımı düşüneyim. 2'nin katları gençler 2, 4, 6, 8, 10, 12 şeklinde devam etsin. Üçün katları da 3, 6, 9, evet 12 şeklinde yine devam etsin diyorum. Şimdi sevgili gençler ilk ortak katımız bakın burada 6. İkinci ortak kat 12. Gençler üçüncü ortak katta evet, en küçük ortak katın katı olmak zorunda. O halde ilk ortak kat 6 idi. İkinci ortak kat 12 olur. Üçüncü ortak kat da 18 olur. 6, 12, 18 şeklinde evet, ortak katlar devam eder diyoruz. Evet, 3 ve 5'in katlarına bakalım gençler. Şöyle 3'ün katlarını yazacağım öncelikle. 3'ün katları 3 6 9, 12, 15, 18 şeklinde devam eder gençler. 5'in katlarına bakalım. Evet birinci kat 5, ikinci katı 10 ve üçüncü katı 15 şeklinde devam eder. Şöyle nokta noktaya devam ettiriyorum. Gençler burada en küçük ortak kat yani ilk ortak katı gördüğünüz gibi 15'tir. O halde 15'i birinci kat olarak alırsam 15'in katları evet, ikinci kat 30, üçüncü katı 45 evet, 3 ve 5'in diğer ortak katları olur diyoruz. Evet, 2 ile 5'e baktığım zaman 2'nin evet en küçük katı evet, 2, 4, 6, şöyle 8, 10 şeklinde bir de 12 yazalım. 12 şeklinde devam ettiğini gösterelim. E 5'in katlarına baktığımız zaman evet 1. katımız 5, 2. kat gençler 10 olur. 3. katı da 15 şeklinde devam eder. Burada en küçük ortak kat gördüğünüz gibi 10'dur. O halde onun diğer katları evet 1. kat 10, 2. katı 20, 3. katı da gençler 30 şeklinde yazılır diyoruz. Evet 10 20 30 40 50 şeklinde 2 ve 5'in ortak katları devam eder diyoruz. Devam edelim. E, Ç'de gerçekten 3 ve 4'ün katlarına bakıyoruz. Öncelikle 3'ün katları. Evet, 3, 6, 9, 12, 15 şeklinde devam ediyor sevgili gençler. 4'ün katlarına baktığım zaman 4'ün evet, birinci katı kendisi. ikinci katı 8. Üçüncü katı 12 ve dördüncü katı 16 şeklinde devam eder. E buradan gençler bakın ilk ortak katımız yani en küçük ortak katı 12'dir. O halde 12 birinci katsa diğer katlarda gençler 12'nin katlarıdır. O halde ikinci kat 24 olur. Ve üçüncü katta evet üçüncü ortak katta 36 olur diyoruz. Evet 5 ve 10'a gençler baktığımız zaman 5'in birinci katı kendisi gençler yani 5'tir. 2. katı 10, üçüncü katı 15 şeklinde devam ettiririz. Evet, onun katları, evet birinci katı 10'dur, ikinci katı 20 şeklinde devam ediyor. Burada genelde en küçük ortak kat gördüğünüz gibi 10'dur. O halde, evet birinci kat 10'dur, ikinci kat onun katı olan 20'dir ve üçüncü katta 30 şeklinde devam eder diyelim. Evet 10 ve 15'e baktığımız zaman gençler öncelikle 10 katlarını yazacağım. Evet 10 ikinci katı 20 üçüncü katı 30 dördüncü katı 40 şeklinde devam etsin. 15'in katlarına baktığımız zaman 15 30 45 şeklinde devam ediyor. Burada en küçük ortak kat gençler gördüğünüz gibi 30'dur. O halde şöyle 30'un katlarını düşünelim. Birinci katımız 30. İkinci kat genç 30'un katı olan evet 60 olur ortak kat. Üçüncü kat da 90'dır diyoruz. 30, 60, 90 şeklinde ilk 3 katı bulmuş oluruz. Evet. F'de genç 5 ve 6'nın katlarına baktığımız zaman öncelikle 5'in katlarını yazalım. Şöyle 5, 10, 15 şeklinde devam edelim. Evet, 20. 25. 30 ve 35 şeklinde gösterelim. Evet, altının katlarına bakalım gençler. Altının birinci katı kendisi 6. ikinci katı 12. 18. Evet, 24. 30 ve 36 diye devam ediyor. Gördüğünüz gibi burada en küçük ortak kat gençler 30 olur. O halde 30'un katları da diğer ortak katlardır deriz. 30, 60 ve 90 olur. Evet, 5 ve 6'nın ortak katları gençler. 6 ile 9'a geldiğim zaman öncelikle 6'nın katları Evet 6 12 18 24 şeklinde devam ettiğini gösterelim. Evet 9'a bakalım gençler. 9'un birinci katı kendisi yani 9. ikinci katı 18 ve 27 şeklinde devam ediyor. Burada gençler en küçük ortak kat ekokları 18'dir. O halde 18'in evet, birinci katı kendisi ikinci katı 36 ve üçüncü katı da 54 olur ekokları diyoruz. Evet 4 ve 5'e bakalım gençler. Şöyle 4'ün katlarını düşünelim. Evet 4 8 12 16 20 şeklinde devam eder. 5'in katları gençler bakın. 5 bir okla ayıralım. 10 15 20 şeklinde devam ediyor. Burada gençler en küçük ortak kat evet 20'dir. 20'nin katları da diğer ortak katlar olacak gençler. 20, 40 ve 60 olur. 4 ve 5'in ortak katları diyoruz. Evet sevgili gençler devam edelim ve bir sonraki etkinimize geçelim. Evet, alıştırma 2'de sevgili gençler Evet, aşağıdaki sayıların ekoklarını bulalım demiş. Evet, 8 ve 12'nin ile başlayacağız. Genelde en küçük asal sayı 2'den başlayarak bölebiliriz. 8'i 2'ye böldük 4 kaldı. 12 2'ye bölündü 6. Bakın burada genelde 1 olasıya kadar devam edebiliriz. Şöyle tekrar 2'ye bölüyorum. 2 3 2'ye böldüm 1 3 bölünmedi ve 3'e böldük 1 olur. Hadi buradaki sayıların çarpımı 8 ve 12'nin ekokunu verecek. Şöyle gerçi 8, 12. Ekok şeklinde yazalım. Evet. 3 tane 2 var gerçi. 2 üzeri 3 çarpı 3'ten ekokları 24'e eşittir. Evet. B'de gerçi 6 ve 15'i yine 2'den başlayarak bölelim. 2'ye böldüm 3. 15 bölünmedi. Şimdi 3'e bölelim. 1, 5 ve 5'e böldük. 1 olur. Buradan sevgili gençler bu sayılarımızın çarpımı, hepsini çarpıyoruz. 6 ve 15'in en küçük ortak katını yani EKOK'unu verecek. 2 çarpı 3 çarpı 5'ten, evet EKOK'ları 30'a eşittir diyelim. Evet 10 ve 12'nin ek okunu bulurken yine gerçi 2'den başlayarak bölelim. Evet 10'u 2'ye böldük 5 kaldı. 12'yi 2'ye bölersek 6. Tekrar 2'ye bölüyorum 5 bölünmedi. Evet 6 2'ye bölünürse 3 olur. 3'e bölelim 1 5 bölünmedi. Ve 5'e böldük 1 olur. Buradan sevgili gençler evet, 10 ile 12'nin en küçük ortak katı Evet 2'nin karesi çarpı 3 çarpı 5'ten yani işte 2'nin karesi 4 4 kere 3 12 12 ile 5'i çarparsak da ekok değerleri evet, ekok değeri 60'a eşit olur diyoruz. Evet devam edelim Ç'deki etkinimize geçelim. Evet 12 ile 16'nın ekoku için gençler 2'ye bölersek 6'ya 8 ee, tekrar gençler 2 ile devam edelim. 3'e 8 2'ye bölün 4 kaldı. Tekrar 2'ye böldüm. 3 bölünmede aynen yazdım. 2 kaldı. 2'ye böldük. 1. 3 bölünmedi. ve 3'e böldük. 1 olur. Buradan evet direkt sayılarımızın çarpımı yazabilirim. 2 üzeri 4 çarpı 3'ten gençler evet, 16 çarpı 3 demektir ve evet en küçük ortak katları 48'e eşittir. 18 ve 20'yi sevgili gençler ekoklarını bulmak için 2'ye bölelim. 9 10 kaldı. 2'ye böldüm 9 bölünmedi. 10'u 2'ye böldüm 5. Şimdi 3'e bölelim. 3 5 bölünmedi. Tekrar 3'e böldüm 1 5 ve 5'e böldük 1 oldu. Buradan gençler 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi çarpı 5'ten e 4 kere 5 20. 20 ile 9 çarparsak da ekokları 180'e eşit olur diyoruz. Evet 15 ile 18'in ekoku için tekrar 2'den başlayarak bölelim. 15 bölünmedi. 9 kaldı. Evet, şimdi 3'e bölüyorum. 5 9'u 3'e böldük 3 oldu. 3'e böldük 5 bölünmedi. Evet 3 3'e bölündü 1 kaldı. Ve tekrar 5'e bölüyoruz 1 oldu. Buradan 2 çarpım 3'ün karesi çarpı 5'tir. Gençler 3'ün karesi 9'du. 9 ile 10'u çarparsak da evet, 90 olur. Ekok değeri diyoruz. Evet devam edelim ve bir sonraki etkinimize geçelim. Evet 24 ile 30 için gençler 2'den başlayarak bölelim. 24'ü 2'ye bölersek evet 12 olur. 30'u 2'ye böldük. 15. Tekrar 2'ye bölerek devam ettim. 6'ya 15 bölünmez. E şimdi 2'ye böldüm. 3. 15 bölünmedi. 3'e bölebiliriz. Bakın 1, 5 kaldı. Ve 5'e böldük. 1 oldu. Buradan 1, 2, 3 tane 2. 2 üzeri 3 çarpı 3 çarpı 5'ten 8 kere 3. 24, 24 ile 5 çarparsak da evet, 24 ile 30'un ekok değeri 120'ye eşit olur diyelim. Evet sevgili gençler. 36 ile 42'ye baktığım zaman yine 2'den başlayarak bölelim. 36 2'ye bölünürse 18 kalır. 72'ye böldüm 36. Tekrar 2'ye böldüm 9. 36 2'ye bölünürse 18 kalır. Evet 2'ye böldüm 9 bölünmedi. 9 kaldı. Evet 3'e böldüm. 3, 3 üç. ve 3'e böldük. 1 kalır. Buradan gençler 2 üzeri 3 üç çarpı 3'ün karesi. ve bu gençler 8 kere 9 demektir. 8 ile 9 çarparsak da ekok değeri 72'ye eşittir. Evet 30 ve 36'ya bakıyorum. Tekrar 2'den başlayarak bölelim. 32'ye bölünürse 15 kalır. 36 2'ye bölünürse 18 olur. Tekrar 2'ye böldüm. 15 bölünmez. 18 2'ye bölünürse 9 kaldı. Evet 3'e böldüm. 5 3 3'e böldük. 5 bölünmedi. 1 kaldı ve 5'e böldük 1 oldu. Buradan 1 2 tane 2, 2'nin karesi çarpı 2 tane 3. Üç. 3'ün karesi çarpı 5 demektir. Gençler 4 kere 5 20. 20 ile 9 çarparsak da ekok değerleri 180 olur diyoruz. Şöyle 180 olarak ekoku buluruz. Evet sevgili gençler devam ediyorum. Ve bir sonraki etkinliğimize geçiyorum. Bu sayfadaki gençler son 3 etkinliğimiz. 24 36'yı yine 2'den başlayarak bölelim. 24 2'ye bölünürse 12 kalır. Evet 36 2'ye bölünürse 18 olur. Tekrar 2'ye böldüm. 6 9 Evet gençler 2'ye bölelim. 3 9 bölünmedi. 3'e böldük. 1 3 ve 3'e böldüm. 1 kaldı. Buradan 2 üzeri 3 çarpı 3'ün karesi Gençler 8 çarpı 9'dan ekokları 72 olur diyoruz. Evet, 7 ve 11'e baktığımız zaman gençler 7 ile 11 asal sayılardır. Bakın 7'ye bölünür 1 kalır 11 bölünmez. 11 sadece 11'e bölünür ve 1 olur. O halde buradaki sayılarımızın çarpımı 7 çarpı 11'den ekok değeri 77'ye eşittir. Gençler 21 ile 25'i de e, şunu da söyleyelim gençler. Yeri gelmişken daha sonraki kurallarda bunları hatırlayacağız. 7 ile 11 dikkat edersek asal sayılardır. Evet, aynı zamanda aralarında asaldır. Aralarında asal sayın e, ekoku bulunurken gördüğünüz gibi bu sayılar çarpılır. E, aynı şekilde gençler 21 ile 25'in evet, birden başka ortak bölenleri yoktur. Ortak bölenleri olmayan sayılar aralarında asal sayılardır. Ve ekokları Evet bu iki sayının çarpımı ne işte eşit olacak? Görelim. Bakın 21 3'e bölünür 7 kalır. 25 gençler bölünmez. Şimdi 5'e bölüyorum. 5 oldu 7 bölünmedi. Tekrar 5'e bölüyorum. 1 kaldı 7 bölünmedi. Şimdi 7'ye böldük. 1 kaldı. Buradan gençler dikkat ederse bakın 3 kere 7 21 yaptı. 5 kere 5 25 yaptı. Normalde ekokları da bu sayıların çarpımı demektir. Evet 21'e 25 çarparsak ekok değerleri 525'e eşit olur diyoruz. EKOKları 525 olur dedik. Evet sevgili gençler bu etkinlikle de dersim burada bitiriyorum. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere gençler. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın.